Güzellikler gelin bakayım ya. Allah 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 Allah. Aferin size. Aha oyun oynuyor. Bu tam oyuncu bak bak. Ekmekle oyun oynuyor. Şuna bak. Aslan. Aslan parçaları sizi. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın, sizlere güzel içerikler, güzel videolar sunamıyorum. Çalışıyorum, aynı zamanda evdeyim yani. Evde de ne yapılabilir ki? Standart şeyler, belli şeyler yapılabilir. Çok fazla böyle içerik oluşturabilecek şey göremiyorum ev içerisinde. Hayvanlara yardım etmeye devam ediyorum bir yandan. Hayvanları beslemeye devam ediyorum, yemek dağıtıyorum falan. Ameliyat olan canımız var. Onunla ilgilenmeye gidiyorum. Arada bir ziyaretine gidiyorum görmeye. Onun durumu da iyiydi. Şimdi biraz kötüleşmeye başladı. Enfeksiyon varmış. Enfeksiyon geçmiyor. Ama inşallah iyileşecek. Veterinerler ilgileniyorlar. Yani en kötü şey olabilir. Ayağı kesilebilir. Ayağı kesilse dahi yani ben ona sahip çıkacağım. Bakacağım. Başka yapılacak bir şey yok şu anda. Yani elinden geldiğince o enfekte olan yeri günlük olarak yıkıyorlar. Veterinere de yıkanıyor. İnşallah iyi olacak yani bir 10-15 gün içerisinde. Tamamen bir ay olduğunda da tamamen üzerine basabilir diye düşünüyorum. Bakalım, inşallah iyileşecek. İlerleyen zamanlarda şimdi abonelerimizin düşmesinin temel sebebinden bir tanesi içerik üretememem. İçerik üretmek için de ne olması gerekiyor? Güzel böyle benim daha doğrusu istediğim içerik türünü üretebilmem için güzel ufaktan bir arsam olması gerekiyor. Bu arsada ufaktan kendi çiftliğimi, şehre de çok uzak olmaması gerekiyor. İşe gidip gelip gelmem gerekiyor oradan. Bu arsada ufaktan kendi minik çiftliğimi oluşturacağım yani. Ufaktan 5-6 tane tavuk ilk etapta yani. 5-6 tavuk, ondan sonra 3-5 tavşan. Bir çift diyelim ki, bir çiftten zaten onlar sürekli ürüyorlar vesaire. Bu şekilde güzel içerikler üretmeye çalışacağım. Güvercinler, ne bileyim bir köşede değişik hayvanlar yani. Kazlar, ördekler. Onlara güzel böyle bir havuz yapacağım. Değişik şeyler yapacağım yani. Etrafını çevireceğiz çitlerle. Bir sürü içerik çıkacak o zaman işte. Ama işte bunun için de çalışmam gerekiyor. Bir süre yani çalışıp, çaba sarf edip bu isteklerimize ulaşmamız gerekiyor. Biliyorsunuz bir aracım var. Başka da hiçbir şeyim yok şu anda benim. Hem aracımı kullanabilirim. Aracı da satmayı düşünmüyorum. Ama belki aracı da satıp, belki ama bilmiyorum. Üzerinde de çalıştığımdan ekleyip güzel bir arsa alıp bir de motosiklet alıp arsa ve motosiklet ikilisiyle güzel içerikler sizlere sunabilirim diye düşünüyorum. Tabii motosikletle, motoblog falan düşünmüyorum şu anda da. Motosikletle işte hem işe gidip gelmeyi yapabilirim. Aynı zamanda etrafta işlerimi halledebilirim yani. Çok uzaklaşmayacak şekilde. Şehir merkezine falan işiniz var diyelim ki. Motosikletle gidebilirsiniz. Çok uzak bir yerden almamam gerekiyor arsayı. Bunun için de birazcık paraya ihtiyacım yani var yani. Para kazanmam gerekiyor. Başka çarem yok. En azından biraz çalışıp yani şöyle diyelim ki 8-9 ay diyelim ki 8-9 aylık bir süre zarfında muhtemelen yani hatta 8-9 ay bile değil 5 veya 6 ay sonra bu istediğimiz şeye kavuşacağız diye düşünüyorum. Çalışırsam eğer yani sebat edip çalışırsam bir şekilde bir yerlere gelip başaracağımı düşünüyorum yani. Kötü de olsa, birazcık uzak da olsa bir arsa alıp ufaktan başlamayı düşünüyorum. Yani 1-2 keçi, 5-10 tavuk. O şekilde başlamayı düşünüyorum yani. Benim hayalim bu yani. Ufaktan bir belki prefabrik olmasa bile ufaktan bir konteyner gibi bir şey koyarım. Belki aldığımız yerde olur öyle bir şey. Ufaktan mesela fidanlarımı, ağaçlarımı dikmeye başlarım. Yavaş yavaş onlar büyür. Cennete çevireceğim ya aldığım yeri, yaptığım yeri yani. Mesela diyelim ki bir dönüm bir yer aldım. Onun böyle 100 metrekarelik alanını kendime yaşam alanı olarak, ev olarak düşünün. O şekilde yapacağım. 900 metresinde bir kısmını bahçe, etrafını böyle çevireceğim. Efsane bir şey yapacağım ya. Böyle güzel bir kısmını da sadece böyle
Hayvanlara ayıracağım yani, öyle söyleyeyim. Daha doğrusu hayvanlar özgürce gezer içeride ya. Köpeklerim olacak. Koruma için zaten Kangal veya Alman kurdu veya öyle bir şeyler. Ona yakın yani. Bekçilik içgüdüsü yüksek köpeklerden bir iki tane olabilir şeyde. Minik çiftliğimizde. Onun dışında işte bu tedavi ettirdiğimiz hayvan olacak. Ondan sonra yardıma muhtaç böyle kimsenin istemediği, herkesin dışladığı köpekler, kediler, ne bileyim. Yardıma muhtaç ne varsa sokaklarda gördüm, rastladım. Hepsini dolduracağım oraya. Bir dönüm bir yer olsun mesela. Etrafı da boş olursa etrafına da kulübeler yaparım. Her yer orası bizim yani, bir köpek çiftliği, köpek, kedi, ne var ne yok. Hayvan çiftliği gibi bir yer olur yani. Efsane güzel bir yer olur. Orada etrafı da birazcık ormanlık falan olursa, etrafından böyle kurumuş dallardan vesaire hayvanlara kulübeler yapıp güzel bir şeyler yaparız. Kurumuş dallardan yapmanı da gerek. Tahta da alırız ya, çalışıyoruz nasıl olsa. Sıkıntı yok. Tahta alırız. Tahtadan güzel böyle hayvanlara, sahipsiz hayvanlara kulübeler yaparız. Yemek toplarız abi, motorumuzla gideriz. Mesela pazarlardan, pazar sonrasında artıklar kalıyor. Onları hayvanlarımıza götürürüz. Koyunlarımız olur belki. Koyunlarımızdan, kurbanda sattıklarımızdan çiftliğimizde gelir elde ederiz. Ondan sonra tavukların yumurtasından gelir elde edebiliriz. Tavşanları satarak gelir elde edebiliriz. Bir sürü olanak var yani. Hem bunları satarak da aynı zamanda hayvanlara da yardım edebilirim diye düşünüyorum. Benim asıl amacım bu zaten. Çok fazla atılmış sokaklarda hayvanlar var. Zaten videonun ilk başına koyacağım. İzlersiniz şeyi. O yavruları mesela yerim olmuş olsaydı direkt o yavruları oraya aktarırdım. Orada bakımlarını üstlenirdim yani. Hiç sıkıntı yok. Yemeklerini vesaire her şeylerin şeyden iş sonrasında olur. Yani işten önce olur. Bir şekilde yani yemek artığı falan toplayıp onların beslenmesini sağlarım. Hiçbir sıkıntı yok. En kötü yani bir sürü insansınız, mama gönderirsiniz. O mamalarla beslenir yani hayvanlar. Hiç sıkıntı yok yani. O konuda düşüncem yok yani. Bakalım. Güzel bir şeyler düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda neler olacak, neler bitecek. Zaman gösterecek. Ama her şeyin önce yani her şeyin hayırlısı olması lazım. Hayırlısı ise olsun, hayırlısı değilse olmasın. Şimdi sizlere güzel bir türküyle veda etmek istiyorum arkadaşlar. Gene başladı diyeceksiniz ama yok abi, içerik yok. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Bin cefalar etsen almam üstüme oy. Gayet şirin geldi dillerin dostum oy. Varıp ya dillere meyil verirsen oy. Kış ola bağlana yolların dostum, 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 gelsene canım. Şu anda muhtemelen videoyu kapadınız. Sensiz dünya malı neyleyim dostum, 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 gelsene canım. Videoyu kapatmayanlar bir yoruma yazabilir mi arkadaşlar? Merak ediyorum. Var mı acaba? İlahi olmayan yardan ayıran oy. Böyle miydi devam? Bilmiyorum ki tam olarak. Neyse ya. Bahçede bülbüller ötüyor uyan oy. Kula gölge ise Allah'ın oy. Sensiz dünya malı neyleyim dostum, 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 gelsene canım. Neyse arkadaşlar, şimdi
Hayvanları beslediğim video gelsin ve videoyu sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bırakalım da sahibi söylesin şu türküyü. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dediğim gibi hayalleri gerçekleştireceğiz. Her zaman umut, ümit vardır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güzellikler gelin bakayım ya. Allah 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 Allah. Aferin size. Aha, oyun oynuyor. Bu tam oyuncu bak bak. Ekmekle oyun oynuyor. Şuna bak. Aslan. Aslan parçaları sizi.